Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün çalışkan ve özverili muhtarlarımızdan bir tanesiyle röportaj yapacağız. Aksaray merkeze bağlı Hatip Ağa Tolu'nu. Refah'ı da gösterelim Nermin Hanım. Hatip Ağa Tolu ancak valiliğin listesinde Hatip oğlu Tolu olarak geçiyor. Bunun biz standarda getirilmesini istiyoruz. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Köy halkı ne olarak biliyor burayı efendim? Hatip Ağa olarak biliyor. Hatip Ağa köyü biliyor. Hatip Ağa. Hatip Ağa biliyor. Evet. Burasını. Hatip Ağa. Yani Hatip Ağa Tolu. Tolu köyü olarak biliyor köy halkı. Ama ancak resmiyette Hatip oğlu Tolu köyü olarak geçiyor. Bunun düzeltilmesini ne yapıyoruz? İstiyoruz. Yani burada lefada görüyorsunuz. Kim yazmış? Nermin Hanım yakınlaştıralım. Aksaray İl Özel İdaresi yazmış evet. Sayın izleyiciler. Hatip Ağa Tolu. 1 kilometre yazıyor. Ancak valiliğin internetten sitesinde Hatip Oğlu Tolu yazıyor. Ben de Res Doğaray sayın izleyiciler. Gördüğünüz gibi köyün giriş ana yolunu 6 metreden fazla var herhalde. 6.70. 6.70. 6 metre 70 santim genişliğinde yan taraflarında mahya taşı ne diyoruz bunlara? Bordur taşı. Bordur taşı. Bordur taşları da düzeltilmiş. Araçların çok süratli gitmememesi için hafif setler de yapılmış sayın izleyiciler. Muhtar seçildikten sonra bu taşı istediğiniz efendim. Evet. Kaç metrekare parke taşı verildi? Nermin abi burayı alalım. 5000. Evet. Şöyle geçelim. Burada da güzel Türk bayrağını asmışlar. Çünkü Türkiye'mizin işte birlik ve beraberliğini bayrağımız tüm dünyaya gösterdi. Değil mi efendim? Evet. Bayrak yapan nedir üzerinde? Evet. Ki kan işte 15 Temmuz darbe girişiminde gördünüz Sayın Cumhurbaşkanımız 14-15 Mayıs darbe girişiminde şehit olan vatansever kardeşlerimizin ailelerini de ziyaret etti. Şehidimizin babası bayrağındaki kanını gösterdi. Tabii biz de duygu duyuyorum. Sesiniz gidiyor. Evet bu tarım işte gördüm. Birlik beraberlik var. Evet. Bu vatan hainlerinde vatan hainlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız sayın izleyiciler gereken tepsiye devletimize şu devletimize şu yapılmaz. Evet şu yapılmaz. Şu bak görüyorsunuz devletimiz bak. Tabii bunu muhtarlarımız istiyor sayın izleyiciler. Çalışkan muhtarlarımız istiyor. Yoksa hiç kimse gelmez. Senin köyünün şu eksiği varmış demiyor. Diyor mu efendim? Veriyor şimdi. Evet. Vermediyse biz ne yapıyoruz? Veriyor. Değil mi efendim? Veriyor. Kaç dönemdir muhtarız efendim? Ben ilk dönem muhtarım. Birinci dönem seçildiniz evet. Evet. Kaç hane köyümüz nüfusu ne kadar efendim? 131. 131 ha. 131 ha. Nüfus ne kadar muhtarım? 566. İlçeye ile kaç kilometre mesafede Aksaray'a? 8-9 kilometre. 8-9 kilometre. Buralar sayın izleyiciler. Gördüğünüz gibi hem tarımla uğraşıyor. Gönderme uğraşıyor. Ayçiçeği'ni gösterelim. Ayçiçeği'ni. Başlarını kesmişler. Orada Nermin Hanım yığmışlar bak. Çeker misin? Ayçiçek. Şu ayçiçek bak sermişler. Sergisi sayın izleyiciler. Yakınlaştıralım. Yani bu yola girdik. Yolun her tarafı gözünüzün gördüğü her yerde böyle ayçiçek sergileri var. O biçer düver. Evet biçer düver bunları çekti. Çekti oraya. Gitti şu anda temiz ediyor. Yani yöre halkımız çalışkan. Hem ülkemizi kaptırıyor. Boş adam yok burada. Boş adam çalışıyor. Doğru mu? Evet köy konağı muhtarlık odası var mı muhtarlık? Yok efendim. Muhtarlık yok. İstiyor muyuz efendim? İstiyor efendim. Çünkü 560'a yakın nüfusu var. Muhtarın misafiri geldiğinde mutlaka ağırlayacağı ne olmalı? Köy konağı muhtarlık odası olmalı. Misafir ocağı lazım. Sağlık evi, evet yani, lazım. Tamam. Çünkü buranın nüfusu 500 sayın izleyiciler. İşte daha önce yetkililerle yapmış olduğumuz röportajlarda nüfusu kriter alarak altlarını belirtmişti. Tabii. Nüfusu 500 ve üzeri olan yerlere sağlık evi ve ocağı gerekiyor yani. Personeli verilmesi yönünde karar almışlardı. Buraya da bir sağlık evi. Yok mu sağlık evimiz? Yok. Sağlık evi yapılmasını istiyoruz. Bir, ikincisi köy konağı muhtarlık odası yapılmasını istiyoruz. Bize bakalım. Çocuk parkımız var mı efendim? Yok efendim. Çocuk parkımız da mı yok? Okulda var zaten. Okulda var ufak. Başka yok yani. Okulumuz açık değil mi efendim? Şöyle müdürümüz var ya. Müdürümüz var evet. Evet sayın izleyiciler. Köy halkı başka ne istiyor efendim hizmet olarak sizden? Yol istiyor. Suyumuz biraz sıkıntılı. Sıkıntılı mı? Su bol işte, gördüm hep çeşmede çok gelirken buraya. Çeşmede. Çok su sıkıntımız var. Tatlı su çeşmeleri var. Hep yapmış. Hava zerreden geliyor. O da yetersiz geldiği için
Şu anda bir şebeke sonda bulursa... yaşladın mı efendim sondaj? Yok efendim. Evet, içme suyunda burada sıkıntı var Sayın İzleyici. Buraya bir sondaj açılmasını istiyoruz. Evet, sondaj açılmasını. Normalde cazibeli mi geliyor sular? Şu an hatımız taşıyalım. Evet. Şurada hatımız var burada bizim. Evet. Bir... Normal çeşmemiz var. Evet. Sayın İzleyiciler, buranın içme suyu sorunu var. Başka da bir sorun yok. Muhtarımız çalışkan, özverili olarak çalışıyor. Halkın sevgisini ve güvenliğini de kazanır. Yani şu hizmeti hiç kimse göz ardı edemez. Evet, doğru mu efendim? 7 metre yol ya. Evet. İlçelerde olmayan bir yolu yaptırmış muhtar arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz ve kendisine de Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Sağ olun.